Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Ben turist vizesiyle 5 aydır Amerika'da bulunuyorum. Meksika'ya giriş çıkış yaparak vizemi otomatik güncelleyebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani buradaki sorunun cevabında şu çok önemli ya da dikkat edilmesi gereken nokta. Siz Amerika'ya girerken tabi 6 aylık bir uzatma vermiş durumdalar. Siz de rahat bir şekilde 5 aydır burada kalmış durumdasınız. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, her giriş çıkış yaptığınızda Amerika'ya girerken daha önceki Amerika'da kaldığınız süreleri soruyor olacaklar. Burada niye o kadar uzun süre kaldığınızı sorgulanacak ve niye tekrar bu kadar hızlı geldiğiniz sorulacak. Dolayısıyla bazen bu durumlarda kalan kişiler maalesef ülkeye bir aylık, iki aylık ya da üç haftalık vizelerle sokulmaktalar. Ya da tam tersi bazen kapıda geri çevrilip hiç ülkeye alınmamaktalar. Dolayısıyla şöyle bir mantıkla yanaşmasın sakın bakışınız. İşte ben 5 aydır buradayım. Çıkayım şimdi Meksika'ya gideyim. Ondan sonra Meksika'dan sonra gelip hemen gireyim. Bir 6 ay daha bana verirler mi diye düşünmeniz yanıltıcı olabilir. Bu tip durumlarda bazen özellikle Kanada'da görüyoruz, Meksika'da görüyoruz. O tip yerlere giriş çıkış yapanlar görüyoruz. Görevliler genelde kapıda sizin böyle bir niyetle giriş çıkış yapmaya çalıştığınızı fark ettikleri için bazen bu durumda olanlara sanki hiç önceki 6 ayları bitmemiş gibi o 6 ayın geri kalan süresi kadar vermekteler ve dolayısıyla kişiyi ülke dışına çıkma zorunda bırakmaktalar. Yani örnek veriyorum siz 5. ayında çıktınız Meksika'ya gittiniz ya da Kanada'ya geri geldiniz görevi dönüp size bir ay kalmış gibi bir süre verip sizin burada bir ay sonrasında çıkmanızı görmek isteyebilir. Dolayısıyla bu tip bir giriş çıkışı çok fazla biz tavsiye etmiyoruz. Ve bu kadar uzun kaldıktan sonra da ülke dışına çıktığınızda çok çabuk geri dönmenizi zaten tavsiye etmiyoruz. Yani en azından bir 2-3 ay, 3 ile 6 ay arasında bir zaman bırakmanızda fayda olacaktır. Bu sayede giriş yaparken bir sorunla karşı karşıya kalmayın diye deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.